Merhaba arkadaşlar, yepyeni formata hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rebuild savaşları yapıyoruz. Rebuild savaşları nedir diye sorarsanız eğer, elimizde iki tane futbolcu olacak aynı mevkilerde. Biz onları farklı takımlara koyacağız. Yani önce Mbappe Paris Saint Germain'deyse bir de Haaland'ı Paris Saint Germain'e koyup aynı takımda performanslarını inceleyeceğiz. Sonrasında takımlar değişecek, sistemler aynı kalacak, herhangi bir transfer yapılmayacak. Sadece Mbappe ve Haaland'ı nasıl performans gösterdiğini bu Rebuild savaşlarında test edeceğiz. Simülasyonlarda hangisi daha yetenekli, hangisi daha iyi performans çıkarıyor onu incelemiş olacağız. Tabi puanlandırma kıstasımız da var burada. Gol, asist, ortalama puan, kırmızı kart, hatta ve hatta kazandıkları kupalar ve ekstra olarak da Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir puanı olacak kupalara yönelik. Ve toplamda 6 sezon sonunda 5 artı 1 sezon diyorum. Çünkü artı 1 sezon genellikle bonus olarak kullanacağımız bir sezon olacak. Çok bambaşka bir takıma koyacağız ikisini de. Orada performanslarını deneyeceğiz. Kim daha iyi oynuyor ona bakacağız. Puan tablosunu da ben şurada bir yerde paylaşmışımdır zaten. Onu da görürsünüz, incelersiniz. Ve ilk olarak Kylian Mbappe ile başlıyoruz. Şimdi aynı mevkilerden oyuncu seçmemiz çok önemli bir durum. Bununla birlikte bir sonraki bölümlerde hangi VS'leri görmek istiyorsunuz yorum olarak yazarsanız benim de kafamda belli planlar canlanır. O yüzden yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Bazı takımlara gittiğimizde forvet hattını silebilirim. Çünkü iki tane forvetimiz var. Haaland 85'lik olduğu için Haaland'ın daha üst bir forveti oynamaması gerekiyor. Bizim deneyimiz, bizim Rebuild savaşımız adına Haaland'ın performansını görmemiz gerekiyor. Böyle istisnai durumlar yapabiliriz ama genel olarak ikisinin performansını inceleyeceğiz. Öncelikle Kylian Mbappe'den başlayacağız. 21 yaşında santrafor, 96 hızı, FIFA 21'de en hızlı oyunculardan biri. 86 şutu, 78 pası var. Çok önemli o şut pas olayı çünkü gol ve asist sayısı doğrudan etkili olacak. Sezonluk performansları ne derecede farklı olacak ona önümüzdeki süreçte daha iyi bir şekilde inceleyeceğiz gibi duruyor. Kylian Mbappe özellikleri bu. Üstten bakıyorsunuz zaten şu an. Beceri hareketi 5, zayıf ayağı 4. Sezon sonuna Mbappe ile ve Paris Saint Germain'le gideceğiz. Sonrasında Haaland'ı Paris Saint Germain'e koyup Mbappe'yi buradan sileceğiz. Ve Haaland'ın Paris Saint Germain'deki performansını göreceğiz. Bakalım hangi oyuncu Paris Saint Germain'de aynı sistemde aynı oyuncularla daha iyi performans sergileyecek. Takım kadrosu görüntüde, sezon sonunu simüle ediyorum ve Mbappe'nin performansını birlikte inceliyoruz. Kylian Mbappe'li Paris Saint Germain 110 puanla şampiyon oldu ligde. Buradan artı 2 puan yazıldı Mbappe'ye. Trophy Cup'ı Paris Saint Germain kazanmış. Yine artı 2'ledi buradan da. Kupa Nasyonel'de herhangi bir Paris Saint Germain başarısı olmamış Mbappe'li. Son 16'da elenmişler. Ve Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Gruptan çok zoraki çıkmış. Sonrasında ise Liverpool'a son 16'da kaybediyorlar. Buradan da puanı alamayan bir Kylian Mbappe var. Geldik en önemli yere. 93'e yükselmiş. Yani artı 3'lük gelişim önemli Kylian Mbappe'nin. İkinci senenin başına 93'te giriyor adam. 51 maç, 26 gol, 9 da asiste sahip. Bir tane kırmızı kartı var. Bak buradan eksi puan geliyor mesela. Onun dışında 7.6'da ortalama puana sahip. Fena bir Kylian Mbappe performansı değil. Neymar çok daha iyiymiş bu sene. Ama bakalım Haaland aynı takımda Mbappe'den daha iyi performans gösterebilecek mi? Haaland olduğu için takım daha iyi performans gösterebilecek mi? Asıl önemli nokta bu olacak. Erling Braut Haaland'a geçelim. Ve geldik Haaland'lı Paris Saint Germain'e. 19 yaşında santrafor. Tek mevkili santrafor. Mbappe'de bazı başka mevkilerde var ama Haaland direkt bu mevkinin oyuncusu. 87 şut, 63 pas. 3 yıldız beceri hareketi. 3 yıldız da zayıf ayağa sahip. İyi işler yapacağını bekliyorum. Ben aradaki 5 puanlık gen farkının çok fazla etkili olmayacağı görüşündeyim. Bakalım Haaland bu görüşümü doğru çıkaracak mı? En önemli nokta burası. İşte şöyle de takıma da ekledim. Yine aynı sistem, aynı oyuncular. Erling Braut Haaland'lı sezon sonuna gidiyoruz. Geldik sezon sonuna. Paris Saint Germain ligde şampiyon oldu 98 puanla. Haaland Mbappe'yi burada eşitledi. Aynı puanı aldılar. Trophy Cup'ı Marsilya kazanmış penaltılarla. Bu Haaland'ın işine gelmedi bu arada. Kupa Nasyonel'de şampiyon Paris Saint Germain olmuş ama buradan şu an durumu eşitledi. Geldik en önemli yere.
Önemli bir puan ağırlığı var çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 14 puanla Paris çıktı. Son 16'da 4-2 ile Porto'yu geçtiler ama çeyrek finalde Barcelona'ya eleniyorlar. Şampiyon burada Bayern olmuş, bizi hiç ilgilendirmiyor. Ve Erling Braut Haaland aynı gelişime göstermiş. O da artı 3'lük gelişim, 88'e yükselmiş. Asıl önemli yere geldik. 17 gol, 3 asist. Haaland gayet kötü performans sergilemiş Mbappe'ye göre burada. 7.2 ortalama puan, bir de kırmızı kartı var. Çok ilginç ya, forvetlerin ikisi de birer kırmızı kart görmüşler ve atılmışlar. Geçiyoruz yeni takıma. Bu sefer Dortmund'a gidiyoruz. Geldik Kylian Mbappe ile Dortmund'a. Bakalım burada rövanşı Haaland alabilecek mi? Geçen seneye Haaland kötü bir performansla Paris Saint Germain kariyerini noktaladı. Ama Mbappe Dortmund'da neler yapabilecek? Tek forvet oynatıyor bir de Dortmund. O yüzden şöyle takımı göstereyim. Burada ikisinin de performansı çok uç noktalara çıkabileceğini düşünüyorum. Sezon sonuna gidiyoruz. Kylian Mbappe neler yaptı? Takım neler yaptı? Onlara bakacağız. Sezon sonuna geldik. Almanya'da Dortmund ikinci olarak burada Mbappe hayal kırıklığı yarattı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Almanya Kupası'nda da Bayern şampiyon olmuş. Dortmund bayağı 3. turda bayağı gerilerde eğlenmiş. Çok gerilerde hem de. Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih kazanmış. Buradan da puan gelmiyor Mbappe'ye. 3'te 0 kupalarda. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, Kulüp Brugge ve PAOK da gruptan 13 puanla zirvede tamamladılar. Son 16'da United'a elemiş bir Dortmund var. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. O kadar kupalarda ligde sen yeneme ama Şampiyonlar Ligi'nde ele Bayern Münih'i. Yarı finale bakıyoruz. Paris Saint Germain'i geçtiler. Finaldeler Barcelona ile karşılaşıyorlar. Ve şampiyon Borussia Dortmund penaltılarla kazanmışlar. Mbappe buradan puanı götürdü. Kylian Mbappe. Dortmund'daki yükselişi 92. Burada artı 2'lik bir gelişim. Paris Saint Germain'deki gibi iyi bir gelişme sağlayamadı. Gösteremedi kendisi. Ama performans olarak 29 gol, 6'da asisti var. 7.7 de ortalama puana sahip. Yani şu an bakıyorum Paris Saint Germain'deki performansına neredeyse aynı diyebiliriz. Çok sabit bir performansı var Kylian Mbappe'nin. Şimdi de Erling Braut Haaland'la Dortmund'a bakacağız. Bakalım kendi takımında Haaland yani en azından Mbappe'yi yakalayabilecek mi? En önemli soru işareti bu. Geldik Erling Braut Haaland'ın kendi evine. Bakalım Paris Saint Germain'de o gösteremedi performansı Dortmund'da gösterebilecek mi? Bu çok büyük merak konusu. Ama bu takımda tek forvet oynuyor. Kesinlikle daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Sezon sonuna geçiyoruz. Haaland'la Dortmund'da sezon sonundayız. Dortmund 75 puanla ikinci oldu. Ama lider sürpriz Mönchengladbach 79 puan toplamış. Gerçekten şaşırttılar. Bayern 3. olmuş ligde. Ve buradan puan yok. Almanya Kupası penaltılarla Bayern Münih kazanmış. Haaland'a yazık oluyor. Haaland da gidiyor yavaş yavaş. Süper Kupa'yı ama Dortmund kazanıyor. Kupa hanesine bir eklendi buradan. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Lazio, Kulüp Brugge ve Kayseri Sporlu gruptan 7 puanla. Yalnız Kayseri Spor 7 puan toplamış. Bu da çok ilginç. Kayseri 2, Dortmund 1 sağ üstte görünüyor. Yo. Ve Haaland'la Dortmund Avrupa Ligi'nde. Buradan elendiler. Şaka gibi. Yola burada devam eden Dortmund var. 6-4'te Villarreal geçtiler. Son 16'da Royal Antwerp 3-0'la. 5-2 ile Lille çeyrek finalde rahat bir şekilde geçiyorlar. Yarı finalde Paris Saint Germain. Bütün yarı finallerde Paris Saint Germain'le karşılaşıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Denk geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Finaldeyiz. Inter Dortmund finali ve Dortmund Avrupa Ligi'ni alıyor. Bir Şampiyonlar Ligi kadar puan edemese de yine buradan 2 puanı aldı mı? Aldı. Şimdi görüntüde Haaland var. 88'e yükselmiş. Dönem içerisinde kovulabilirmişiz. Erling Braut Haaland 54 maç, 20 gol, 2 asist, 7.2 ortalama puan, 0 kırmızı kart. En azından geçen seneki istatistiğine göre daha iyi bir performans sergiledi kendi takımında. Royce burada inanılmaz performans göstermiş. Fransa'da ve Almanya'da kayıp bir Erling Braut Haaland vardı. Bu genine rağmen bu kadar düşük performansları ben hala ona yakıştırabildiğimi söyleyemem. Ama İspanya'da işler değişebilir mi? Değişebilir. Evet, İspanya Ligi'ne gidiyoruz. Önce Mbappe, sonra Erling Braut Haaland.
İspanya Ligi'ndeyiz. Barcelona'dayız. Kylian Mbappé'yi şöyle bir yere koydum hem de. İnanılmaz oynayabilir ama buradan Griezmann'ın kalkması gerekiyor. Forvet özelliği var. İki taraf için de problem yaratmaması açısından Griezmann'a veda edeceğiz. Önce Mbappe'nin kariyerinde, sonra da Erling Braut Haaland'ın kariyerinde. Bakalım Barcelona'da Mbappe bu sefer 93'e yükselebilecek mi tekrar? Bununla birlikte nasıl performans sergileyecek? İki sezonda da daha iyiydi Erling Braut Haaland'dan. Bu sene de daha iyi olursa aradaki fark giderek açılmaya başlayacak. Sezon sonuna gittik. İspanya'da sezon sonu ve Barcelona'yı 95 puanla ikinci olarak görüyoruz. Real Madrid 100 puanla gerçekten burada inanılmaz bir seviyeye çıkmışlar. Mbappe ligde hazin sonu yaşadı. Süper Kupa'da ama Barcelona zaferi var. İspanya Süper Kupası'nı kazandılar. Copa de España'da da Barcelona kazandı. İki kupa geldi. Çok önemli bir başarı bu. Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus Kiev ve Ostendeli gruptan 16 puanla zirvede çıkan Barcelona var. Son 16'da 6-0'la Kulüp Brugge'yi geçiyorlar. Çeyrek finalde 4-2 ile Inter'i geçtiler. Yarı final Atletico onları eledi. Şampiyon burada Atletico olmuş. Şampiyonlar Ligi'nden puan gelmedi. Geldik en kritik noktaya. Kylian Mbappe 93 olmuş. Artı üçlük bir gelişim. Oo, inanılmaz. 57 maç, 40 gol, 2 asist, 7.7 ortalama puan. Bunu kolay kolay geçmek mümkün değil. Mbappe belki de bu yarışların arasında şu ana kadar ilk bölümden en iyisini seçmiş olabiliriz. Bu performanslara kolay kolay bir futbolcu ulaşamayabilir. Haaland yetişebilecek mi? Yani çok zor. Haaland'la Barcelona'ya geçiyoruz. Griezmann'ı silerek başlıyoruz Barcelona'da. Haaland geldi, 85'lik oyuncu. Hemen onu da forvete ekleyeceğiz. Şuraya da kesinlikle şöyle bir sistemle Barcelona oynayacak. Erling Braut Haaland yerini aldı. Sezon sonuna gidebiliriz artık Barcelona'da. Erling Braut Haaland'lı Barcelona İspanya'da 81 puanlı 3. oldu. Bu da Haaland için gerçekten kötü sonuç. Süper Kupa'da Real Madrid'in zaferi var. Barcelona yarı finalde elenmiş. İspanya Kupası'nı Barcelona kazanıyor. En azından ilk kupayı alıyorlar. Peki ya Şampiyonlar Ligi? Juventus, Kiev ve Karagümrüklü gruptan 12 puanlı zirvede çıkan bir Barcelona var. Son 16'da Olympiakos'a elendiler. Çok yazık oldu gerçekten. Sonra da Atletico Olympiakos'u dağıtmış yalnız. Adamlar şampiyon oldu ve Haaland gerçekten kendi performansı çok yüksekte değilse bu seneden sonra giderek daha da umutsuz bir vakaya doğru gitmeye başlayacak. Erling Braut Haaland 88'e yükseldi artı 3'le. 26 gol, 1 asist, 7.3'te ortalama puan. Erling Braut Haaland'dan geldi. Mbappe'ye baktığımızda çok düşük performans. Bayağı geride kalan bir Erling Braut Haaland var. Juventus'a geldik. 4-4-2 düz oynayan bir Juventus var. Muhtemelen burada Morata'nın yerine Kylian Mbappe'ye eklenecek. Burada o şanslı isim kim? Elenecek. Dybala tabii ki. Çünkü gelip OF olduğu için forvet oynatma ihtimalleri de var. Bu sistemde oynayamayacak tek isim Dybala'dır. Ronaldo'nun partneri Kylian Mbappe. Güle güle Dybala. Güle güle. Evet, İtalya'da her şey hazır. Sezon sonuna gidelim. Juventus'la Mbappe neler yapacak? İtalya'da sezon sonuna geldik. Juventus tabii ki de şampiyon oldu. 94 puanla hem de. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Süper Kupayı da Juventus kazandı. Mbappe buradan puanları götürüyor ama İtalya Kupası'nda Juventus çeyrek finalde elenmiş. Şampiyonlar Ligi'nde bu ne? Her sene Türk takımı denk geliyor ya. Barcelona, Alanya, Dinamo Kiev grup 15 puanla Juventus buradan rahat bir şekilde çıktı. Son 16'da Sevilla'yı 5-2 ile geçiyor. Çeyrek finalde 5-2 ile Porto ama yarı finalde Liverpool'a elenen bir Juventus var. Şampiyon Paris Saint-Germain olmuş bu arada. Mbappe'nin gerçek takımı şampiyon olmuş ve Mbappe'siz oldular. Bunu da söylemem gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nden de puan alamayan bir Kylian Mbappe. Geldik sezon sonu Mbappe'nin durumuna. 93'ü burada da bulmuş. Bir tek 93'ü bulamadığı tek takım var. Dortmund. Kylian Mbappe 53 maç, 20 gol, 12 asist. Ronaldo burada çok çok daha iyi performans sergilemiş. Ya önümüzdeki süreçte kesinlikle Cristiano Ronaldo'yu da bu Rabia savaşlarında kullanmayı planladığım isimlerden biri. Müthiş performansı gerçekten harika. Ronaldo'nun. Bu arada 7.4'te ortalama puana sahip. Herhangi bir kırmızı kart da görmemiş. İlk sene ikisi de Paris Saint-Germain'de kırmızı kart gördü. Orada herhalde agresif bir futbol var. Sebebi bu. Ve geldik Juventus'ta Erling Braut Haaland'a. Yine Dybala'yı sileceğiz. Haaland Ronaldo'nun yanındaki yerini alacak.
Bu sene Ronaldo mu Haaland mı? Belki de burada patlama yapabilen bir Haaland görebiliriz. İlginç sonuçlara her şey açık. Yine adil şartlarda Dybala. Fatura Dybala'ya çıktı burada. Sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım Haaland neler yapacak sol ayağıyla? Hangi tarafta oynatacak acaba Haaland'ı? Ben onu merak ediyorum. İtalya'da sezon sonu Juventus, tabii ki Haaland olsa da şampiyonluğu bırakmadılar. 93 puanla zirvedeler. Süper Kupa Napoli'nin hem de penaltılarla kaybedilmiş. İtalya Kupası'ndan oldu Juventus. İkinci kupayı zar zor getirdiler, öyle söyleyelim. Peki ya Şampiyonlar Ligi'nde? Barcelona Kiev dandıklı gruptan 13 puanla zirvede tamamladılar. Marsilya'yı son 16'da 2-1'le geçen bir Juventus var. Ama çeyrek finalde Atletico Madrid'e karşı kaybediyorlar ve eleniyorlar. Erling Braut Haaland 87'de kalmış. Burada artı 2 gelişmiş. Bu da ilginç bir durum. Bakıyorum 23 gol, 3 de asisti var. 7.4'te ortalama puana sahip Ronaldo hayvani oynamış. Hayvani. Bu sene Mbappe'ye çok daha yakın bir performans yalnız Erling Braut Haaland'dan. Onu da belirtmek isterim. Ve İngiltere'ye gidiyoruz. Evet, bonus tur öncesindeki son lige geldik. İngiltere ligindeyiz ve Manchester United'dayız. Mbappe tabii ki de tek forvet olacak. Cavani ve Martial'i burada yiyeceğiz birazdan. Mbappe'yi de forvete ekledik. Asıl önemli nedeni herhangi bir etki etmelerini istemiyorum. Martial ve Cavani giden isimler buradan. Forvetleri sadece Mbappe olacak Manchester United'ın. Sezon sonuna gidiyoruz. İngiltere'deki bir Mbappe neler yapabilir, ona bakalım. Mbappe'li United Premier Lig'de 5. oldu. Bayağı geride kalmış şampiyonluğunda. Hayal kırıklığı yaratan bir sezon Manchester United'da. FA Cup'ta şampiyon Manchester United. Tottenham'ı finalde 1-0'la geçmişler. Buradan puan geldi Mbappe'ye. Karaboğa'dan olmuş. City şampiyon olmuş. Hemen bakıyorum United nerede elenmiş diye. 3. turda City'ye elenmişler. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Paris ve Başakşehir'li gruptan 10 puanla zirvede, hem de namağlup çıkmışlar. Son 16'da Barcelona'ya elenen bir Manchester United var ve buradan puanı alamadılar. Kylian Mbappe 93. United'da Mbappe 54 maç, 20 gol, 14 de asistle oynadı. Fernandes ve Rashford çok daha iyiydi ama kötü de performans değil aslında. Asist anlamında inanılmaz seviyelere çıkabiliyor Mbappe. Haaland'ın en önemli eksiği bu. 7.2 ortalama puan, 0 kırmızı kartla iyi performans sergiledi Manchester United'da. Bakalım Haaland'lı Manchester United neler yapacak? Bonus turu öncesinde son round. Erling Braut Haaland hemen formasını aldı orada. Cavani ve Martial gidiyor bu takımdan. Sonrasında da sezon sonunda bakalım. Burada geçebilir mi? Asist anlamında inanılmaz işler yapan bir Kylian Mbappe var. O yüzden geçmesi işte kolay olmayan bir Erling Braut Haaland. Çok gol atması lazım geçmesi için. Sezon sonuna gidiyoruz. Evet, Haaland'lı Manchester United sezon sonunda ligi 7. sırada tamamladı. 69 puan topladı. Çok kötü Manchester United vardı. FA Cup'ta ise şampiyon Wolverhampton olmuş. United nerede elendi? United 4. turda Burnley'i 2-1 kaybederek elenmiş. Karabağ'a geçtik. Liverpool şampiyon. Burada yarı finalde elenen bir Manchester United vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris, Leipzig, Başakşehir'li gruptan 8 puanla Avrupa Ligi'ne düştüler. Burada şampiyon Liverpool olmuş. Avrupa Ligi'nde son 32'de Werder Bremen'i 5-0 yendiler. Son 16'da 4-3'lük Aalborg galibiyeti. Çeyrek final Mönchengladbach deplasman golleriyle elemişler sadece. Yarı finalde Sociedad 4-3'te geçiyorlar ve şampiyon Manchester United oluyor. En azından kupayı burada dengeleyen bir Haaland'lı Manchester United var. 87 olan bir Erling Braut Haaland var. Ve performans olarak da 19 gol, 1 de asist var. 6.9'luk ortalama puana sahip. Çok kötü bir ortalama puan açıkçası. Erling Braut Haaland baya baya gerilere düştü. Bonus turu öncesinde. Bonus turunda hala bir şansı var. Farklı bir tur çünkü. Ama iş gerçekten kötü. Evet, bonus turundayız. Bonus turunda 3 sezon simüle edeceğiz. Haaland ve Mbappe aynı takımda olacak. Bu takım çok da güçlü bir takım olmayacak. Ve ikisinin birbirleriyle aynı takımdaki performanslarını burada inceleyeceğiz ve karşılaştıracağız. Bu takım için de Hatay Spor'u seçtim ben. Elimizde böyle bir takım var. 4-4-2 sistemiyle oynayacağız. Haaland, Mbappe forvetimiz.
Takım fena değil. Gidelim sezon sonuna bakalım. Haaland ve Mbappe bu takımı nereye çıkarabilecek? Ve kim daha iyi oynayacak aynı takımdayken? Sezon bitti. Hatayspor Ligi kaçıncı tamamladı dersiniz? Hemen bakıyoruz. Üçüncüyü 83 puanla. Biraz daha takım az gol yeseydi muhtemelen şampiyon Hatayspor olurdu. Bonus turunda kupa ve Şampiyonlar Ligi sonuçları çok önemli değil. Çünkü zaten aynı takımda oldukları için herhangi bir önem arz etmiyor. Onu da tekrar belirtmek istedim. Çeyrek finalde Hatay elenmiş Sivas'a kupada. İşte Erling Braut Haaland 88, Mbappe 92. Biri artı 2, diğeri artı 3 gelişmiş. Bakalım Mbappe bir tık daha önde. 25 gol 6 asist 7.5 ortalama puan. Haaland 22 gol 7 asist 7.4 ortalama puanla ilk senelerini geçirdiler. İkinci seneye gideceğiz. Bir tane stoper alabiliriz takıma çünkü elimizdeki stoper kiralıkmış. O gidecek. Yeni sezona başlıyoruz. Stoperdeki boşluğu Mangala'yla doldurduk. 75'lik serbestteydi. Mbappe ve Haaland bakalım sezon sonunda yine başa baş mı bir istatistik sergileyecekler? Mbappe sezon başı itibariyle 93 doldu. Onu da belirtmek lazım diye düşünüyorum. Evet, Mbappe'li Haaland'lı Hatayspor 4. bu sene 78 puan topladı. Yine Avrupa'ya gitti. Geçen sene de Avrupa'daydı. Türkiye Kupası'nda yine finale ulaşamadık. Erken havlu atan takım Hatayspor. Avrupa Ligi'nde Porto Rosenborg Feyenoordlu grubu lider tamamlamışız. Son 32'de Standard Liège Lyon takım Gent'i son 16'da eledik. Çeyrek finalde Inter bizi yeniyor. Ve Haaland 91, Mbappe 95. Yine artı 3'lük gelişim Erling Haaland'da. Artı 2'lik gelişim sezon sonu itibariyle Mbappe'de ama Mbappe 96'yı bulur muhtemelen. Oo, bu sene işler değişti. Erling Braut Haaland 26 gol 6 asistle Mbappe'yi geçti. 13 gol 10 asisti var. Bir de kırmızı kartı var Mbappe'nin. 7 ortalama puan, 7.3 ortalama puan. Erling Braut Haaland ilk defa farklı bir şey yaptı. Bu arada Mbappe ne kadar kötü olursa olsun adam gidiyor asist yapıyor ve yine o aradaki farkın çok fazla açılmasını engelleyebiliyor. Bir sonraki sezona geçiyoruz. Bonus turunun son sezonu. Yeni ve son sezon. Haaland 91, Mbappe 95. Herhangi bir gelişim yok. Direkt sezon sonuna geçiyoruz. Son sezonda istatistikleri neler oldu neler. Ve son sezonumuzda bonus turunun Hatayspor 91 puanla ikinci oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı Hatay. Türkiye Kupası'nda da şampiyon Galatasaray olmuş. Hatay Galatasaray'a elenmiş çeyrek finalde. Ve Avrupa Ligi'nde Sporting Rosenborg Genk'li gruptan ikinci olarak çıktık. Son 32'de rakip kimmiş? Torino deplasman golleriyle kazanmış ama. Yazık oldu. Ve Haaland 93, Mbappe 96 ile bonus turunu tamamlıyoruz. Bakalım hangisi daha iyi oynadı. O Erling Braut Haaland bonus turlarında bir tık daha önde olmayı denemiş. Olmak üzereymiş ama Kylian Mbappe'nin asist sayısı Haaland'ı mağlup eden şey oldu adeta. 7.4 ortalama puanı var Mbappe'nin. 7.5 ortalama puanı var Erling Braut Haaland'ın. Toplam puanlamada Erling Braut Haaland 284.2 ile Kylian Mbappe de 347.6 puanla tamamladı ve bugünün galibi tabii ki de Kylian Mbappe oldu. Bütün detaylı istatistikleri birazdan paylaşacağım sizinle. Bir sonraki Rebuild Savaşları'nda görüşmek üzere. Bununla ilgili formatı geliştirebileceğimiz bütün tavsiyelerde yorum olarak bulunabilirsiniz. Önümüzdeki süreçlerde kişi sayısını, futbolcu sayısını arttırmayı da planlıyorum. Bu savaşlarda kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.